Evet, Halil Hocam'ın YouTube ailesi, benim de YouTube ailem tabii, beni sevenlerim çok çok şükür. Hepinizi seviyorum. Şimdi Halil Hocam'ın kanalına bir video çekeceğiz. Son durum ne? Benim damımda son durum ne? Onun videosunu çekeceğiz. Ne kaç tane geldi, kaç tane gitti? Çünkü artık hani abi kaç tane geldi, abi kaç tane gitti? İşte ne oldu, ne bitti? Artık hani yoruldum yorumlara cevap vermekten. Farklı içeriklerle gelebilmemiz için bu videoyu, yani bu içeriği sonlandırmak istiyorum. Çünkü kaç tane geldi, kaç tane gitti, bunu sonlandırmak istiyorum. Cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Şimdi Halil Hocam geliyor aşağıda, kapıyı aç dedi, ben kapıyı açtım. Benim oğlanları da getirdim tabi bu arada, mecburdum tabi. Halil Hocam geliyor şimdi. Hocam geliyor. Aa, geldi. 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 Arkadaşlar, Sıtkı dayının cardın deliğinden zor bela geçtim. Aynen. Şimdi buyurun. Merhaba diyeceğim ama Ben başladım hocam. Buyurun hocam. Arkadaşlar, videonun ana sorusu kaç tane geldi, kaç tane gitti. Ama benim size göstermek istediğim bir şey var. İki gündür Başar'la doğru düzgün kendi damında buluşamadık. Sebebi de şu, sürekli inşaat halindeymiş. Şuraya bak. Evet. Evet. Yeni inşaat halindeydik hocam. Şu canavarları bakın arkadaşlar. İki tane çocuk, iki kardeş birbirinden ne kadar farklı onu size göstereyim. Evlat. Bir. Kibar. Giyim kuşam 10 numara. Naif. Ayaklardaki terliğe bak. Ufacık bir şey yok. Kibarca yiyor. Neşeli, sakin. Öte yandan kardeşi Asaf, asıl benim adamım. Ayakta bir şey yok. Tam bir Osmaniyeli. Cepler dışarıda. Göbek o biçim, davulcu göbeği. Umurunda mı dünya? Tıraşa bak. Orijinal tıraş yapılmış. Babayı. Pırıl pırıl bir çocuk. Öp babayı. Aba. Oy oy oh. Oy, ben seni yerim, ben amcayı seni. Amcayı döp. Yok, şey yapmayalım. Amcayı döp. Hiç öp. Şey yapma. Hayır. Amcayı döp. Öp amcayı. Oh. Allah'ım, tadı var ya, tadı. Bildiğin tereyağlı İskender gibi bir çocuk ya. En çok seviyorum. Maşallah. Ya. Bir maşallah de maşallah çarpı 5 maşallah. Çarpı 1000. Evet, çarpı 1000. En aşağı o. Tabii. Ne var oğlum? Ama kibar ya. Evet. Etrafa atılmasın istemiyor. Evet. Bunu kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar, inşaatı size niye olduğunu göstereceğim. Yine arkadaş bir şeyler yapmış. Bakın. Her tarafı yıkıyor, döküyor, bir daha yapıyor. Lego City gibi. Sök tak. Bakın, sürgülü sistem. Yaptığı işe bak arkadaşlar, bakın. Bir tane kelepçe. Şu kelepçe, bu boru kelepçesi gibi var ya, böyle sıkılan. Bir tane çıkma boru. Bir tane makara. Perde tahtalarla bir paravan yapmış arkadaşlar, bakın. Evet. Sürgülü. Raylı sistem. Raylı sistem ve gittiğim her yerde bunu görüyorum, bakın. Sürgülü raylı sistem. İnşallah bir daha değiştirmez. Yok şimdi hocam, şunu neden kullandım? Bunu açıklık getireyim. Şimdi normalde bunu kullanmam. Evet. L demirimiz var. Yani U demirimiz var. Öyle evet. Söyleyeyim. U demir var. U demiri bulamadığım için mecburen bunu kullandım. Bu bir. İkincisi evet. Kuş. Hocam bu kuş. Evet. Sonuçta evime bir şey yapmıyorum. Estetikli bir şey yapmıyorum. Yapmadığım evet. için mecburen bunu kullandım. Biz yani bunu arkadaşlar MacGyver'ın sistemiyle, MacGyver sendromu mu, travması diyoruz. Aynen. Elindekilerini yetirebilme. Ekstra alma değil ama aslında çok para harcadı. Hala evet. da harcıyor. Evet. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakın. 260 küsur tane kuş var. 263 tane kuş var şu an hocam burada. Sezona gümbür gümbür geliyor ama bir türlü biz bu sezonu, zaman geçmiyor. Bir an önce açmak istiyoruz. Damların üzerinden sürekli yayın yapacağız. Ama bakın arkadaşlar, kanatlarının çoğu çekilmiş. Evet. İçinde çekilmemiş var mı? Şunlar çekilmemiş herhalde. Yok. Onlar şey, onlar kanatlı hocam. Kanatlı ama seninkiler. Tamam. O yüzden arkadaş, şimdi şey olmasın, Sıtkı dayı bize sinirlenmesin. Gittiler ya onlar. Yok, sinirlenme hocam. Sıtkı dayı artık sinirlensene yazar, sinirlenmesene yazar. Ama pek fazla da umurumda değil yani. Yok ya, bazen şey oluyor. Ayıp oluyor. Evet. Bu arada arkadaşlar, Başar'ın çıkardığı ıslık sesini hala denemeyle çıkaramıyorum. Adamım benim, çeyrek porsiyon göbekli marul. Görüyorsunuz göbekli marul. Kıyafet 10 numara. Şuna da açıklık getirmek istiyorum. Geçen gün canlı yayında benim biraz moralim bozuktu. Sağ olsunlar Muhammed Yar.
Şöyle bir otur. Aziz Akdağ. Tekrar soruyorum yani. Evet. Kucağına. Muhammed Yar, Aziz Akdağ. Ondan sonra Şık Müslüm. Ondan sonra sayamadığım birçok isim. Birçok isim. Beni düşündükleri için sağ olsunlar, Allah razı olsun. Canları sıkılmışlar. Sıkılmasın. Ya bu olağan şeyler, insanlık hali. İlla ki bir moral bozan bir insan çıkabiliyor çevrenizde. Olabiliyor. Yani bunu kesinlikle şey yapmayın. Bir de dayım vardı. Ne dayımdı? Ne dayı? Postacı, Adana Sivri, Adanalı. Evet. Bir dayım daha vardı. Çok ya. Neydi ya? Aklıma gelmedi, yemin ediyorum. Çok fazla. Çok fazla bir, ben amca ya dayı ya. Bizden yaşlı bir dayı. Yani. Şimdi unuttuk. He, o dayımdan da bilhassa kusura bakma diyoruz. Arkadaşlar. Evet. İnsanın ruh hali Osmaniye'de, Akdeniz bölgesinde 4 mevsim. Bazen çok neşeli olarak başlayıp bazen çok üzgün bitirebiliyoruz. Canlı yayında da beklemediğimiz anda 4 tane problem çıkınca biz ortada kaldık açıkçası. Hem internetin azizliği hem de gelen telefonlardan dolayı oluşan can sıkıntısı ister istemez birazcık hevesimizi kaçırdı. Allah'tan siz vardınız da birazcık normale döndük. O yüzden arkadaşlar birazcık anlayışa sığınıyoruz. Bugün zorla da olsa, normalde bu videoyu çekemeyecektim. Ben zorladım. Çünkü insanlar soruyor sürekli, kaç tane gitti, kaç tane kaldı. Evet. Başarın son durumu. Aynen. O yüzden geldik bu videoyu çekelim. Hocam, sürekli soruyorlar bana. Sürekli. Buradan da arkadaşlar şöyle bir denize gidelim. Bir Karaçay Survivor yapalım. Burna Survivor. Gideceğimiz yer hakkında fazla bir bilgim yok. Ama komando bıçağımı alacağım. Şöyle güzel bir komando bıçağım var. Üzerine kendi logomu lazerle işlettiğim. Hayır. Gel buraya. Belli mi çocuğum? Ayağım bir şey gider. Yok. Dikkatli olalım. Arkadaşlar bakın, büyük oğlan ne kadar kibar. Beyefendi. Küçük de tam bir böyle meslek lisesi öğrencisi gibi. Cona demliyor. Mümkünse bugünkü akşam gideceğimiz deniz videosunu bekleyin. İnşallah boğulmayız. Çünkü balık avlamaya gideceğiz. Artık konu içeriklerini de sürekli değiştirmek istiyoruz. Bir bakalım, Allah'tan bir şey olmazsa 10 numara 5 yıldız bir şeyler yapalım. Yalnız denizden sonra bir de daha kamp videomuz olacak. Bir şey diyeceğim. Baba, tabii. Sen yüzme biliyordun değil mi? Hani ben, bu kanallarda falan yüzüyordun ya sen. Sulama kanalında yüzüyorum. Onu bugün göreceğiz. Test edeceğiz. Ama hani yüzme bilip de yüzme bilmeyenler var ya. Onu bugün deneyeceğiz. Test edeceğiz onu. Bak ben ne yapıyordum? Önce suya girmeden önce tebeşirle çiziyordum. Heh. Ki izi belli olsun. Aynen. Ondan sonra suya giriyordum. Sonra oturuyordu. Oturunca da o tebeşir kayboluyordu tabii. Ne oluyor? Şimdi arkadaşlar. Boy verdim diyordu. Malatya'da biliyorsunuz ortalama. Denizi yok. Yani baraj göletleri var ya, işte senede birkaç defa suya girebiliyorduk. Onun dışında yüzmeyi ben Osmaniye'ye geldim geleli birkaç defa havuzda filan denedim, öğrendim. Öğrendiğimi zannediyorum ama belli olmaz. Suyun içine girince her şey belli olur. Bazı canlılar 49 çeşit yüzme bilirmiş, suya girince unuturmuş. Dedikleri gibi bir bakalım, test edeceğiz. Dediğim gibi komando bıçağı ağzımda böyle bir suya bir dalayım bakalım. Namık Ekin gibi. Namık Ekin'e buradan gerçekten selam olsun. Evet. Adam videolarını izliyor. İzledim, hocam. Evet. 2 gün çok, suyun çok, altında kalmışlığı var adamın. Tabii çok güzel videoları var ve adam yapmış bu mesleği ya. Evet. Helale hoş olsun ya bu meslek ona. Yani aldığı para, aldığı maaş, aldığı emekli maaşı helale hoş olsun. Ya adam, o adam yapmış. Buradan selamlar olsun. İzlerse belki izleyebilir. O yüzden arkadaşlar bakalım Burnaz Survivor'ımız nasıl geçecek? Bunlar da kimler mi olacak? İsterseniz hepsini akşama bekleyelim. Çünkü sürekli gün değiştikçe fikirler de değişiyor. Ben bu sisteme daha alışamadım. Şu an 4 kişi mi gidiyoruz? Şu an 4 kişi gidiyoruz hocam. Evet. Vallahi. Parayı veren düdüğü çalar hesabı. Evet. 4 sap bir transit mi oluyor? 4 saat bir transit. Ege Bey de gel dedik ama Ege bugünkü videoyu kurgulayıp montajlayacak arkadaş Ege. Yok, kurgulamayacak. Sonra kurgu zannediyorlar. Öyle yani, kurgu montaj aslında bu deyimsel olarak düz montaj yapıyor. Bu, keşke yani kurgu yapabilsek arkadaşlar, zamanımız olsa. Aynen. Ben sizlere uzaydan naklen yayın yapardım yani, eğer kurgu yapabilseydik. Tamam attı. O yüzden dostlar bizler
bugünkü videoyu tamamen Ege'ye teslim edeceğiz. Umarım kendisi bu işi altından kalkar. Çünkü videoyu çekiyorsunuz yarım saat, montajlıyorsun 3 saat. Ondan sonra YouTube'a hazır hale getiriyorsun 1,5 saatte oradan derken. YouTube'a yüklemek zaten bir ayrı mesele. Evet. Başlık yazmak, açıklama. Yani, kapak yapmak. Evet. Valla YouTube bana kapak yapıyor sürekli. O yüzden arkadaşlar ben bugün tamamen rahatım, Ege'ye teslim ediyorum. Dostlar artık benim yönetmenim, video kameracım Ege olduğu için ne yapacağız? Hocam bir şey yapmıyor arkadaşlar burada. Evet. Hocam ne yapıyor biliyor musunuz bu? Ne yapıyor? Şimdi video kameracı, yönetmen, her şey Ege. Yönlendirmeci. Yani etrafa gitmezdi. Evet. Plan projeci ben. Sadece görsel olarak evet. Halil hocamı kullanıyoruz. Evet. Halil hocam görsel olarak kullanıyor. Figüran oyuncu kendisi. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Videonun sonuna gelirken her zaman söylemek istediğimizi söyleyelim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, hepsinden önemlisi o güzel yorumlarınızı eklemeyi unutmadan önce Ege, isterseniz sizlere bu son kalan 263 tane güvercinin görselini çekerek yakından sizlere gözlerinizi dolu dolu, gözlerinizi doyuracak şekilde güzel bir fon müziğiyle görsel bir şölen oluştursun diye bir açıklama yapabilir miyim evet. Hocam? Son olarak hani Ege gel istersen kardeşim. Şimdi toplam 290 tane kuşumuz vardı bizim kendimiz aldığımız. Bu 290 kuştan biz 26 tanesini bıraktık. Yani şu an 263 tanesi falan 264 tanesi falan kalması gerekiyordu. 294'tü zaten. Velhasıl şu an 261 tane kuşumuz kaldı. 261 tane kuşumuz kaldı. 6 tanesi geldi arkadaşlar. O bıraktığımız garip kuşlardan 6 tanesi geldi. 5 tanesi geldi, kendisi yerleşti. Şu mor mor diyorum. Şu göğe alacak. Şu bir tane daha göğe var. Ondan sonra cima kırmızı alacak. Bunlar geldi. Bir tane esirganlı aşağıda. Bunlar geldi. Şu sadece bak kona mor. Kona moru da biz gittik. Selahattin Say kardeşimizden aldık. Dedi ki ben tuttum dedi. Tamam dedi. Gittik aldık. Arkadaşlar başka kuşumuz da gelmedi. Bunu da samimi konuşmak istiyorum. Başka kuşumuz gelmedi. Hadi hep birlikte, hep beraber son durumu, kuşlarımızın son durumunu Ege kardeşimiz size göstersin.